Benim işim bittiyse ben gidebilir miyim? Şimdilik gidebilirsiniz Ferda Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Çok kolay gelsin sizlere. İyi günler. Çok sağ olun. Sağ olun. Aa, Merve. Sen bana mı geldin? Tatlım benim, gel. Benim işim bitti, hadi gidelim. Merve. Merve, Merve, ne oluyor? Merve. Merveciğim, ne oluyor? Nedir bunlar kızım? Fikret Gürsoy'dan aldım para. Spor merkezinde annemin dolabından çıktı. Komiser Bey, o para bana ait. Kızımın haberi yok. Bir şey söylesene Merve. Sen hala yalan mı söylüyorsun ya? Merve. Sana sordum. Ben almadım demiştin. Yine yalan söyledin. Merve lütfen kızım, bir şey desene. Ne yapıyorsun? Bana sakın kızım deme. Ben senin kızın değilim. Olamam. Merve, Merve dur, al. Merve gitme. Ferda Hanım. Merve, Merve. Şu giden hanımefendinin ifadesini al hemen. Merve gitme. Leo avukat hanım. Köşeye sıkıştığım için mutlu olmuş gibi görünüyorsun. Mutlu etti demeyelim de... Sonunda ilahi adalet yerini buldu diyelim. Ya evet, aynen öyle. Hayatım boyunca kapımı çalmayan ilahi adalet hiç olmadık bir zamanda kapımı çalmıştı. Ve sonunda Ferda Kendirci de köşeye sıkıştı. Evet, öyle oldu. Hem de dört bir yanımdan sararak köşeye sıkıştırdılar. Siz de teslim oldunuz. Önce siz bana bu paraların nereden geldiğini açıklayın. Sonra kızınızla konuşursunuz. Bu çantadaki para. Arası sağlamı Fikret Gürsoy'dan aldığını iddia ettiğiniz para mı? Doğru. Her şey ortaya çıktı kızım. Babanın suçlu olmadığı anlaşıldı. O kadın yapmış değil mi? Evet. Şu anda içeride sorguda. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam kızım. Merve. Merve, seninle gurur duyuyorum kızım. Sen doğru olanı yaptın. Nasıl yaptı bunu? Nasıl? Ben anlamıyorum. Aklım almıyor. Bana yalan söylemiş hep. Geçti kızım. Hepsi bitti. Hepsi bitti artık. Ben artık dayanamıyorum. Benim canım çok yanıyor. Biliyorum. Biliyorum ama ben hep yanındayım. Korkma sakın, olur mu? Hep yanındayım, tamam mı Merveciğim? Oh. Merve. Merve, seni çok takdir ediyorum. Yaptığın gerçekten hiç kolay bir şey değildi. Sana teşekkür ederim, beni kurtardın. Ben senin için hiçbir şey yapmadım. Sen de en az onun kadar suçlusun. Seni eve götüreyim. Biraz toparlan, dinlen. Tamam mı ya? Eve gitmek istemiyorum. Onu göreceğim. Ayşem'i mi göreceksin? Bak, bence bugün yeterince şok yaşadın zaten. Bu kadar yüklenme kendine. Zamana bırak biraz. Şimdi göreceğim. Tamam, o zaman ben götüreceğim seni. Tamam, hadi geç arabaya. Hadi geç arabaya. Geç. Hadi canım. Ayşem'e de haber vereyim. Ya hala inanamıyorum. Evlendik mi biz gerçekten? Galiba evlendik. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de inanamıyorum İpek. Son günlerde yaşadığım kabuslardan sonra bir rüyada gibiyim. Ya biz niye eve geldik? Niye? Bir yere mi gidecektik?
karımla güzel bir restorana gidip evliliğimizi kutlayacağız. Gidelim mi İpek Hanım? Gidelim Şahin Bey. Kim? Ablam. Efendim abla? Şahin. Annemizi babam öldürmemiş. Ferda yapmış. Ne? Emin misin? Sen nereden biliyorsun? Eminim. Karakola gidiyorum şimdi. Sen de gel diye aradım. Tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu Şahin? Ablan ne dedi? Kötü bir şey mi var? Annemi öldüren Ferda'ymış. Ya ben o kadına teyze dedim. Annemin katiline sarıldım ben İpek. Annemin yokluğunda ona tutundum. Annemi yok eden kadına tutundum ben. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam Şahin, sakin ol. Senin bir suçun yok. Sen nereden bilebilirdin ki? Anlamalıydım İpek. Hissetmeliydim. Allah kahretsin ya. Vay 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 vay. Evet. Ferda Hanım. Bu paraları nereden buldunuz? Ben bir yerden bulmadım. Alnımın teriyle kazandığım, kazanıp biriktirdiğim paralar bunlar benim. Biriktirmiş. Tam da Fikret Gürsoy'un ara sağlığıma verdiği miktar kadar. Birikiminizin olması düşündürücü tabii. Evet. Yani ne var bunda anlamadım. Olabilir. Yani talihsiz bir tesadüf sadece. O kadar. Peki. Bu sizin söylediğiniz gibi sadece talihsiz bir tesadüfse neden parayı bankaya yatırmak, evde veya iş yerinizin kasasında tutmak yerine spor merkezinin dolabında sakladınız? İşte tam da bu yüzden sakladım memur bey. Yapmadığım bir şey yüzünden suçlanıyorum ben şu anda. Farkında mısınız? Ya siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Ya ne kadar haklı olduğumu görüyorsunuz şu anda. Ya ben kendi kazandığım, alın terimle kazandığım param yüzünden yalancı duruma düştüm. Ya gerçekten şu düştüğüm duruma bakın. Ferda Hanım, isterseniz olanı biteni itiraf edin. Bankadan istediğimiz kamera kayıtları gelmek üzere. Eğer ki bu parayı siz pek sağlamdan aldıysanız zaten ortaya çıkacak. Tüm gerçekleri anlatın. O gece orada ne oldu? Ya size daha önce de söyledim. Ben o gece Fikret geldi, kavga ediyorlardı. Kavgalarından sonra da oradan ayrıldım, gittim. Ya yemin ediyorum başka da bir şey bilmiyorum. Ya ben gittikten sonra ne oldu bilmiyorum. Berna'ya bir şey olduysa da Fikret bir şey yapmıştır kesin. Başka da bildiğim yok. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Fikret Gürsoy'un Sapanca yolunda görüldüğü yerden eve geri dönüp telefon açması mümkün değil. O gece o evde siz vardınız. Ve Berna Gürsoy'u siz arayıp oraya çağırdınız. O telefon konuşmasında neler söylediniz? Berna Gürsoy neden oraya geldi? Neler yaşandı? Anlatın. Ya size söyledim. Fikret oraya geri geldi. Sonra da Berna geldi. Berna'dan sonra da ben oradan gittim. Başka da bir şey bilmiyorum size, yemin ederim. Yalnız bizde şöyle bir bilgi var. Arama kayıtlarında Aras Sağlam'ı aradığınız görünüyor. Gecenin bir saatinde neden aradınız? Ya siz beni niye suçlayıp duruyorsunuz? Ben masumum. Hiçbir şey yapmadım. Gerçekten memur bey, masumum ben. Madem siz yapmadınız, bu paraları nereden buldunuz? O gece oradan çıkıp gittiyseniz bunu ispatlayacaksınız. Aras'ı neden aradınız? O gece Berna Hanım Sapanca'ya geldi ve kavga ettiniz. Aras Sağlam'ın anlattığı gibi ona vurdunuz, yere düştü ve öldü. İtiraf edin. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Kızımı istiyorum, bana kızımı getirin. Benim kızımla konuşmam lazım. Kızımı getirin bana. Kızımı getirin bana. Kızımı getirin, kızımla konuşmam lazım. Kızımla konuşmam lazım. Kızımı getirin. Kızınız ifadesini verip gitti Ferda Hanım. Kızımla konuşmam lazım. Kendi kızınız bile inanmıyor size. Kızımı getir bana. Daha fazla zorlamayın ve gerçeği anlatın. Kızımı getirin bana. Son kez soruyorum. Berna Gürsoy'u neden ve nasıl öldürdün? Kızımı getirin bana. Kızımı getirin. Kızımı getirin bana. Kızımla konuşmak istiyorum. Kızımı getirin bana. 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 Peki. Peki Ferda Hanım. Öyle olsun. Bizim vaktimiz bol. Değil mi? Bugün değilse yarın. Nasılsa her şey ortaya çıkacak. İlker,
Biz çıkalım. Ferda Hanım da biraz düşünsün. Lan oğlum düzgün atsana şunu ya. Of, 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 of. Kaybeden pehlivan güreşe doymazmış aslanım. Sen de yenilmeye doyamadın bugün ha. Geçen el ben aldım lan. Bir el aldın diye hava yapma bana. Tamam abiler ya, tamam kızmayın. Ne de olsa önünüzde uzun yıllar var. Bir gün sen kazanırsın, diğer gün de sen kazanırsın. Dert etmeye gerek yok. Hayırdır genç? Rahatsız mı oldun? Öyle oldu. Yüzüme bak da konuş. Baksın, söyle. Derdin neyse çözelim. Çözeriz. Sonra sıkıntı olmasın sana. Bana sıkıntı olmaz ya. Ama belli. Senin bir sıkıntın var. Beyler, hadi uzatmayın. Tadımız kaçmasın. Kaçmaz. Çay ver lan. Var mı müsaade? İyi. Pisliğe dikkat et. Gardiyanlara muhbirlik yapar. Karşılığında da gardiyanlar bunu kayırır. Yani anlayacağın, yarın öbür gün bir sorunun olursa direkt onu tutarlar. Boşu boşuna cezanı uzatma. Sağ olasın. Benim buradan bir an önce çıkmam lazım. Hayırdır? Dışarıda bekleyen mi var? Var. Bir kardeşim var. Hem buraya girince o da bir başına kaldı. Benden başka kimsesi yok. Vay be. Derdimiz aynıymış birader. Aynı dert bende de var. Efe ben. Aras. Memnun oldum. Burada bir sıkıntın olursa söyle. Eyvallah. Tamam. Geç otur Ali. İki muhabbet edik. Eyvallah, vallahi. Boşver. Ayşem de biliyordu değil mi? Onun varlığını öğrendikten sonra gidip buldum ve her şeyi anlattım. Ne zaman oldu bu? Kısa bir süre önce. O kafede karşılaşmamız da tesadüf değil yani, sen ayarlamıştın. Ben seninle tanışmak isteyince... Sen de öyle bana bir oyun oynamak istedin. Öyle mi? Aptal yerine koydun beni. Merve, böyle bir şey yapmayacağımı gayet iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim kimseye güvenmemem gerektiği. Annem de sen de çok iyi öğrettiniz bunu bana. Merve. Ben seni korumak için elimden geleni yaptım. Ama yetmedi. Yetmedi. Annem de biliyordu değil mi? Biliyordu. O yüzden biz buluşmak istediğimizde bu kadar olay çıkarıyordu. Herkes her şeyi biliyordu
Ama benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. İyi ki sizin gibi bir ailem var. Merve bak, kızma bana. Annenin Berna'yı öldürdüğünden şüpheleniyordum ve bunu kanıtlayana kadar sana hiçbir şey söyleyemezdim. Çok sağ ol. Çok içim rahatladı bu dediğinle. Kızım. Biz bir süre konuşmasak olur mu? Lütfen. Hiç boşuna seninle Fikret. Daha hiçbir şey bitmedi. Senin işin bitti ya, bu bana yeter. Artık cezanı çekme zamanı geldi Ferda. Seni mahvedeceğim. Tabii tabii. Yemin ediyorum seni mahvedeceğim. Kızımı benden alamayacaksınız. Allah yukarıda şahidim. Sen de annemle bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksin. Artık bize ulaşamazsın Ferda. Aşağılık bir katil olarak girdiğin o delikte cezanı çekeceksin. Sen öyle san. Efendim ne yapıyorsunuz? Sen öyle san. Elbet bir gün hesaplaşmak için geri döneceğim. Kızımı benden alamayacaksınız. Yaptıklarınızın hepsinin bedelini ödeteceğim size. Hepsini. Abla, o kadın bizim teyzemizdi. O kadın bizim hiçbir şeyimiz değil. Biz hepsini unutacağız. Onlar hayatımıza hiç girmemiş gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey düzelecek, merak etme. Ferda mı? Evet. Her şeyi o yapmış. Evet, bizim biliyorsunuz sorumlu bir evliliğimiz vardı belki ama ben annenize zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Peri nerede? Onlar Merve ile beraber çıktılar. Bizi beklemedi yani. Evimize gidelim mi? Hadi. Merhaba. Ayşe, hoş geldin. Hoş bulduk. Merve. Kimseye anlatmadığım şeyleri sana anlattım biliyor musun? Çok kısa bir zamandır birbirimizi tanıyor olmamıza rağmen sana güvendim. Aptal gibi güvendim. Merve, ben gerçekten özür dilerim sana söylemediğim için. Özür dilemiş. Ne oldu şimdi? Ne oldu özür dileyince? Hayatımızda ne değişti? Her şey düzeldi mi? Ne yapmam gerekiyor şu an benim? Ablam diye boynuna mı sarılayım? Yani içinden ne geliyorsa öyle yap tabii, ben her şeyi... İçimden bunu yapmak geliyor. Merve, ne yapıyorsun? Hanımefendi, bir sorun mu var? Yok yok, kusura bakmayın, bir kaza oldu. Pardon. Tamam Merve, sakin ol. Ben de ilk öğrendiğimde senin hissettiğin şeyleri hissettim. Gerçekten anlıyorum seni. Sen beni anlayamazsın. Sen beni anlayamazsın. Biz seninle çok farklıyız. Sen var ya tam onun kızısın. Ben sizin gibi kimsenin arkasından iş çevirmem. Kimsenin yüzüne baka baka yalan söylemem. Merve, iyi misin kızım? İyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Baksana. Baksana ne kadar benziyorlar birbirlerine. O kadar benziyorsunuz ki kaderleriniz bile aynı. Annelerinin kaderi kızlarının çizdiğiymiş gerçekten.
Sen annemi bıraktın, teyzeme annelik yaptın. Annem de seni bırakmış, bana annelik yapmış. Aynı. Sen de benden intikam almak istiyor musun? Hı? Sen de annemin teyzemden nefret ettiği gibi benden nefret ediyor musun? Sen de sırf iyi bir çocukluk yaşadın diye öldürmek istiyor musun beni? Şşş, Merve. Merve saçmalama. Ama sana kötü bir haberim var. Annem hayatı boyunca kandırdı beni. Eğer öyle elimden almak istediğim bir mutluluk falan varsa üzgünüm kalmadı. Kalmadı. Merve, ben asla öyle bir şey yapmak istemem. Ben senden intikam falan almak istemiyorum. Ben her şey iyi olsun istiyorum. O zaman niye kandırdın beni? Niye arkamdan iş çevirdin? Ha? Eğer aklın ucundan bile kardeş olma ihtimalimiz geçiyorsa unut. Bir yabancıdan farkın yok benim için. Acıyorum sana. Arayacağım ben seni. Hani ben de sizin torununuzdum Perihan Hanım? Hani benim de yanımdaydınız? Pek senden bir söz vermeni istiyorum. Ne için? Yaşadığımız sürece bir daha abini görmeyeceksin. O Aras var ya, o Aras. O girdiği çukurdan yıllarca çıkamayacak. O kafana sok, yalnız başına yaşamayı da alış. Söz veriyorum. Bundan sonra abimi görmeyeceğim. Salıverilmesi mümkün değil Fikret Bey. Savcılık kaçma ihtimaline karşı tutuklama istedi. Çok şükür. Ufuk, çok güzel bir haber bu. Harika bir haber. Peki serbest kalma, yani serbest bırakılma ihtimali var mı? Hayır, tutuklama kararı kesin. Hı hı. Peki o gece neler olduğunu itiraf etmiş mi? Hala inkar ediyor. Ama bu tutuklanmasını değiştirmez. Yani birçok delil onun yalan söylediğini kanıtlıyor. Hı hı. Tamam Ufuk, teşekkür ederim. Gelişmeleri bana bildirirsin, tamam mı? Tamam Fikret Bey, iyi günler. İyi günler, sağ ol, sağ ol Ufuk. Sağ olasın. Tutuklanmış mı? Evet, savcı öyle istemiş. Yani ne olursa olsun içeri girecek. Bundan sonra kanunlar karşısında hesap verecek. Annenizin ruhu da böylece huzura kavuşmuş olacak. Huzura kavuşacak öyle mi? Şahin, masum oğlumu gördünüz ve suçlu da yakalandı. Artık bundan sonrası adalete kaldı. Canım annem, o gece evlilik yıldönümünüz diye giyinip süslenmişti. Prensesler gibi olmuştu. Vay, vay, vay prensesim. Öyle mi diyorsun? Berna'cığım, çok güzel olmuşsun tatlım. Fikret geldi mi? Ama sen görmedin. Sofrayı hazırlamıştı. Gidip pasta almıştı. Ama sen gelmedin. Sonra o kadın aramış. Çıkıp gitmiş. Kim bilir nasıl kırılıp incinmişti. Şahin. Şahin, özür dilerim. Belki defalarca diledim ama yine özür dilerim. Keşke zamanı geri alabilseydim. Keşke her şeyi düzeltebilseydim. O zaman tüm bu yaşananları da perdayı da silerdim. Ama şu anda inan elimden özür dilemekten başka bir şey gelmiyor. Zamanı geri alsak yaptığın hataları silmeye ömrün yetmez. Sen annemin önce mutluluğunu bitirdin. Sonra umudunu. En sonunda sevgisini. Sevgilin de gelip son darbeyi vurdu. Sen
Annemi zaten yavaş yavaş öldürüyordu. Biliyorum Arı, kızgınsın, kırgınsın. Ama kendimi affettirmek için elimden gelen ne varsa yapacağım. Yapacağın hiçbir şeyin bir önemi yok benim için. Ne kadar zaman geçerse geçsin bu iş değişmeyecek. Şahin. Şahin. Lütfen oturur musun? Söyleyeceklerimi dinlemeni istiyorum. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Benim için artık yok gibisin. Duru kızım. Ben istesem de affedemem zaten. Çünkü o zaman anneme haksızlık etmiş olurum. Ama Şahin, biz o kadına istediğini vermeyeceğiz. Sonunda kazanan o olmayacak. Abla ne diyorsun ya? Serda denen o kadın sırf kendi sevgisizliği ve kendi hırsı yüzünden bizim ailemizi dağıtacaktı. Bir aileyi ayakta tutan annedir Şahin. O kadın bizim annemizi elimizden aldı. Sonra da yavaş yavaş ailemizi paramparça edecekti. Ama ben buna izin vermem. Biz ona inat, bir şekilde bütün bu kırgınlıklarımızı kalbimize gömüp birbirimize daha sıkı tutunacağız. Bir şekilde tekrardan aile olacağız. Emin ol, Ferda için bu adaletin ona vereceği herhangi bir cezadan çok daha ağır bir ceza olacak. Şahin, inan ablan haklı. Artık kavgayı bırakmamız lazım. Birbirimize daha çok sarılmamız, birbirimizin yaralarını sarmamız lazım. Sen baba, sen annemin hatırasına zarar verecek, leke sürecek en ufak bir hata daha yaparsan bu evden de hayatımızdan da çekip gidersin. Sana yemin ederim bir daha yüzümüzü göremez. Tamam kızım. Tamam, söz. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Bir daha ne Ferda'nın ne de onun hayatımıza soktuğu hiç kimsenin adını bile duymak istemiyorum. Tamam mı? Babacığım. Babacığım, prensesim benim. Geldin mi? Gel, gel, gel bakalım. Oo, çok güzel. Oo, çok özlemişim seni. Yaşasın, babam gelmiş. Evet, evet, geldim güzel kızım. Ve seni deliler gibi özledim. Karnın acıktı mı bakayım? Hem de çok, çok, çok. Çok, çok, çünkü ben de acıktım. O zaman ne söylesek, ne söylesek? Hamburger mi, pizza mı söylesek? Pizza yer miyiz? Pizza yeriz değil mi? Evet, pizza. Siz de ister misiniz çocuklar? Tamam. O zaman Şahin, bize pizza söylesene. Olur. Ama en büyüğünü bize söyle, çünkü kocaman yiyeceğiz değil mi hepsini pizza? Pizza yapalım. Annelerinin kaderi kızlarının çizdiğiymiş gerçekten. Sen annemi bıraktın, teyzeme annelik yaptın. Annem de seni bırakmış, bana annelik yapmış. Aynı. Sen de benden intikam almak istiyor musun? Hı? Sen de annemin teyzemden nefret ettiği gibi benden nefret ediyor musun? Sen de sırf iyi bir çocukluk yaşadın diye öldürmek istiyor musun beni? Merve, saçmalama. Ama sana kötü bir haberim var. Annem hayatı boyunca kandırdı beni. Eğer öyle elimden almak istediğim bir mutluluk falan varsa üzgünüm, kalmadı. Kalmadı. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. İyi günler. İyi günler dilerim. Evet, geçebiliriz. Teşekkürler. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir dövme yaptırmak istiyorum. Tabii. Aklınızda bir şey var mı? Nereye olacaktı? Tam enseme. Bir akrep dövmesi. Tabii, model belli mi? Merve, bu böyle benim hiç içime sinmiyor yalnız. Hadi eşyalarını al da gel. Ya da hiçbir şey alma. Yeni bir hayata başlıyorsun artık. Alırız ne gerekiyorsa. Hadi kızım. Ben yeni bir hayata başlamıyorum ki. Mahvettiğiniz hayatımda yaşamaya çalışıyorum. Merve, seni burada bırakmayacağım.
benimle eve gelmeni istiyorum. Ben istemiyorum. Orası benim evim değil. Hiçbir zamanda olmadı. Alo. Ferda'nın o delikten çıkmaması için elinden ne geliyorsa yap. Nasıl olduğu umurumda bile değil. Sen yeter ki yap. Anlaşıldı mı? Tamam. Ben sözümü tuttum. Görüntüleri polise verdim. Ferda'yı anında içeri aldılar. Şimdi sıra sizde. Tamam. Canım. Canım benim, canım, canım, canım. Şeyim benim. Güzelim, dur, dur bakayım, dur. Göreyim şu güzel yüzünü, dur. Çok özledim seni. Ben de. Ben de seni çok özledim. Güzelim benim. Gel, gel. Sen yorulma, gel. Ayakta kalma, gel. Otur şöyle. Nasıl oldu? Ameliyattan sonra bir sıkıntın oldu mu? Yok yok, olmadı. İyiyim. Ha. Sen nasılsın? Ben senin için çok korkuyorum abi. Korkma. Sen beni düşünme. Bak gördüğün gibi iyiyim ben. Doğruyu söyle bak abi. Vallahi iyiyim kızım ya. Beni düşünme. Burası çok uzak be kızım. Keşke gelmeseydin. Şimdi dönerken de bir düğün yol gideceksin. Aklım sende kalacak ha. Senin benim için yaptıklarından sonra nasıl gelmem? Sen kendini feda ettin. Sırf ben yaşayayım mı? Benim yüzümden abi, benim yüzüm. Sakın. Sakın kendini suçlama. Ben ne yaptıysam bilerek yaptım. Sonuçlarına da razıydım. Sen kendini suçlama, tamam mı? Tamam. Abi ben sana kıyafet, kitap... Yani ne lazım olacaksa toplayıp getirdim hepsini. İyi yapmışsın. Sağ ol. Görevlilere teslim ettim. Onlar sana vereceklermiş. Öyle söylediler. Tamam. İpek. Geldin. Sağ ol. Çok sevindim. Ama bir daha gelme abiciğim. Aklım sende kalmasın. Tamam mı? Zaten bir daha gelemeyeceğim. Mersin'e gidiyorsun. Tamam mı? Böylesi ikimiz için de daha iyi. Hem dayımlar da orada olduğundan ben de rahat ederim. Daha iyi olur böyle. Yok. Mersin'e gitmeyeceğim. Abi, söylediğimden sonra bana çok kızıp benden nefret edeceksin belki ama. Pek ne oldu? Söyle. Şahin'le evlendim. Ne? Peki ne yaptın sen? Şahin benim yaptıklarımı bilmiyor mu? Biliyor abi, biliyor. Her şeyi bilerek evlendi benimle. Nasıl yani? Biz birbirimizi çok seviyoruz abi. Abinin yaptıklarına rağmen seninle evlendiğine göre demek ki seni gerçekten çok seviyormuş. Kızdın değil mi abi bana? Hayır. Ama senin için korkuyorum İpek. Ya benim yüzümden sana eziyet ederse? Ya seni üzerse? Hayır, hayır. Bak gerçekten Şahin öyle biri değil. Yaşadığı onca acıya rağmen benden vazgeçmedi. Ben çok mutluyum. Bak gerçekten bana çok iyi davranıyor. Yemin ederim ki.
Sen mutluyum diyorsan diyecek sözüm yok. Kızdın bana abi değil mi? Bak doğruyu söyle lütfen. Hayır, kızmadım. Kırıldım ama ben ağlarım senin gözlerinden. Sen bu yüzden mi gelemeyeceğim dedin? Anladım. Seninle evlendi. Ama benimle görüşmeni istemiyor. Özür dilerim. Çok özür dilerim abi. Gerçekten çok özür dilerim. O benim için ailesini karşısına aldı. Ben de söz vermeye mecbur kaldım. Evlenirken seni bir daha görmeyeceğime söz verdim. Affet abi beni üzme. Affet abi beni ne olur yalvarırım abi. Abi ne olur affet beni. Tamam. 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 Tamam ağlama. Tamam. Affedecek bir şey yok. Kaldır kafanı. Kaldır kafanı güzel. Tamam. Tamam. Affedecek bir şey yok. Tamam. Tamam. Şahin haklı. Ben onlara büyük bir kötülük yaptım. Kollarını açıp sarılacak değildi ya. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Kim olsa aynı şeyi ister. Sen mutlu ol. O bana yeter. Ama bana bir söz vereceksin. Sana ikinci kez verilen hayatın kıymetini bileceksin. Seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceksin. Anlaştık mı? Söz veriyorum. Hayatımın kıymetini bileceğim. Sen merak etme. Yaptığın her şey için çok sağ ol. Sen bana sadece bir abi değil. Hem bir arkadaş, hem de bir baba oldun. Hadi. Hadi sen daha geç olmadan git. Hadi. Tatlım sen de kalmasın. Hadi. Abi. Tamam. Tamam. Seni çok seviyorum. Güzel kardeşim benim. Ben de seni çok seviyorum. Aras. Gel otur bir çay içelim. Erken geldim. Kardeşi nasıl, iyi mi? Bir sorun mu var? Bir şey mi olmuş? İyi. Gayet iyi. Artık onun için endişelenmeme gerek kalmadı. Akşam saat 9'da kapılar kapanır. O saatten sonra gürültü yapmak yasak. Hırgür de yok. Kurallara uymaz. Akıllı davranmazsan kimse gözünün yaşına bakmaz. Kendini hücrede bulursun. Burası bildiğin hiçbir yere benzemez. O yüzden kimseye bulaşma. Ve hiçbir işe karışma. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Kader mahkumu daha geldi. Kimseyle fazla samimi olma. Ve en önemlisi asla düşman edinme. Yoksa buradan çıkamazsın. Edinme. Zaten benim düşmanlarım dışarıda. Emin ol, ilk düşmanını edindiğin gün dışarıdaki hasımlarını mumla ararsın.
Dışarıda düşmanlarından kaçınmak kolay. Ama içeride kaçacak yerin yok. Unutma, hepiniz aynı kafestesiniz. Geçmiş olsun bacım. İnsan gibi geçmiş olsun dedik. Bir sağ olun demek yok mu? Yok. Paspam, senin havan kime? Ama merak etme, alırız yakında havanı. Yürü Sinem, hadi gidiyoruz. Allah'ım yarabbim ya. Allah kurtarsın bacım. Bacım Allah kurtarsın. Hoş geldin bacım. Allah kurtardın bacım. Bu bileklik ne? Niye almadılar bunu? Benim kızımla taktığım bileklik. Ya Allah kardeşin yanlış kardeşim. Hoş geldin bacım. Allah kurtarsın. Hoş geldin bacım. Allah kurtarsın bacım. Bu yatak senin. Geç yerleş. Neymiş biliyor musunuz? Yok. Ben duydum. Kardeşini öldürmüş galiba. Ya nasıl öldürür? Hiç deden seni öldürür. Çok masum bir yüzü var. Bilebilsek insanın içinde ne var bilemiyorsun ki. Şşt! Aç kulağını da beni iyi dinle. Madem güzellikten anlamadın, anladığın dilden de konuşuruz seninle. Tamam mı? Demedi deme. Yürü Sinem, yürü. Size kahve getirdim. Sevdiğiniz kekten yaptım. Sağ ol Hacer ama hiç canım istemiyor. Bitti artık Perihan Hanım. Ne olur bu kadar eziyet etmeyin kendinize. Bitti değil mi Hacer? Evet, bitti. Peki neden hala benim içimdeki yangın bitmiyor? Neden her gün daha çok yanıyorum? Tek isteğim Ferda'nın ceza alıp hapse girmesiydi. Mahkum olunca içim biraz soğur sandım ama yok. Olmuyor. Öyle demeyin Perihan Hanım. Cezasını çekecek. Kızım geri dönmedikten sonra ne fark eder? O dört duvar arasında da olsa yaşıyor. Hayat onun için devam ediyor yani. Şuram acıyor Hacer. Şuram acıyor. Anlıyorum sizi Perihan Hanım. Ama daha çok taze. Zaman her şeyin ilacı. İnanın bana. O nefes aldığı sürece zaman da çare değil benim acıma. Yani ne demek oluyor bu? Ferda'nın hapisten çıktığı günü biz görmeyeceğiz Hacer. Düşündüğüm şey değil, değil mi? Siz böyle bir şey yapmazsınız, değil mi? Sizinkilere bahsedebildin mi bizden? Ne yazık ki. Yani bu olaylar yaşanınca konuşamadım. Yani ilk günümüzde ayrıyız desene. Maalesef öyle İpek. Ama yani yarın uygun bir an yakalayacağım. Bu gece gerçekten sırası değildi. Anlaşıldı. O uygun zaman gelene kadar ben yalnız kalacağım. İpekciğim tek başına falan kalmayacaksın. Bak tamam, yarın halledeceğim. İyi. Ben yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim. Konuşuruz sonra. Tamam, dinlen sen.
Kendine iyi bak. Olur, tamam. İyi geceler. Kim o? Senin hatun mu? İşine bak lan. Ya oğlum bir şey demedi ki. Güzelmiş ama. Sen resmine baka dur öyle. Şimdi zengin bir bebe bulmuştur. Arabasına bile binmiştir. Her yeri gezer anı satayım. Ne diyorsun lan sen? Kardeşim lan o benim. Yapma. Ne diyorsun lan sen? He? Alayım façan aşağı. Ne oldu? Sesin kesildi çarkıyı görünce. Rahat bırak lan adamı. Sen karışma efe. Mevzu büyümesin. Nasıl olacak o İsmet? He? Efe, sen karışma. İlerle. Sağ ol. Asıl sen sağ ol. Buna ihtiyacım vardı. İyi oldu. Geldi. Hadi bakalım. Ay Merve. Merve bana bir battaniye daha getirsene yavrucuğum. Hadi çok üşüdüm. Ne battaniyesi? Anne deli gibi ateşin var ya. Merve donuyorum. Ne olursun kızım hadi. Bak ben sana mis gibi bir ıhlamur yaptım. Sen bunu iç, cillop gibi olacaksın. Çek, gel ne bakayım. Olur. Aç, aç, aç. Merve ne olur dur açma. Aç, 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 aç hadi. Doğrul. Doğrul bir hadi. Ay Merve donuyorum ya. Oh. Giy bakayım şunu sen üstüne. Ay. Giy, 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 giy. Ha, şunu da giy. Ay. Bak bunu içtikten sonra hemen iyileşeceksin. Merve istemiyorum ıhlamur falan. Ne olursun anneciğim ısrar etme. Ya bal bile koydum içine. Bak çok güzel ay, oldu. İstemiyorum, hayır. Aa, kızacağım ama anne. Ay, beni seviyorsan bu çayı içersin. Of Merve. Şimdi koca bardağı içmek zorunda kalacağım. Hadi bakayım. Aç ağzını. Ay. Gel bakayım. Yanıyorsun anne sen. İç şunu hemen. Ay. Hasta oldu anne. Kurban olurum sana. Ben böyle şirinlik yaparak kaydıramam. Hadi bir yudum daha hadi. Bak benden sakladığın bir şey varsa tam şu an söyle. Ne olur yalvarırım söyle. Merve yapma gözünü seveyim. Bir de sen benden şüphelenme ne olursun ya. Bak benim tek bir hatam var. Yanlış bir adama gidip sevmek. Anladın mı? Tek bir hatam. Ya o adam öyle bir zamanda hayatıma girdi ki benim en savunmasız yerimden yakaladı beni Merve. Ya ben neye sebep olduğumu biliyorum. Her şeyin farkındayım. Belki
Kardeşimin ölümüne bile ben sebep oldum. Ben bu yükün ağırlığıyla yaşıyorum. Biliyor musun şu anda bu hayatı? O yüzden yeter. Bari sen yapma. Yalvarıyorum Merve. Tamam. Lütfen. Özür dilerim. Özür dilerim. Merve, annen sana yalan söyledi. Annem bana zaten hep yalan söylüyor. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ben artık hiçbir şey ne duymak ne dinlemek istemiyorum. Annen yıllar önce bir bebek doğurmuş ve onu terk etmiş Merve. Ne? Senin bir kardeşin var. Yalan mı? Merve, ne oluyor kızım? Ne yapıyorsun ya? Merve, ne yapıyorsun kızım sen? Kibritle bütün anılarımızı, geçmişimizi yok ediyorum. Sen de gel. Abinin eşyalarını da getir. Hazır başlamışken onları da yıkarız. Ferda ablanın eşyaları değil mi bunlar? Aynen. Onun eşyaları. Arasınkiler nerede? Niye getirmedin? Ben abime kırgın değilim ki Merve. O bana bu kalbi verebilmek için hapse girdi. Her şeyi ben yaşayayım diye yaptı. Doğru diyorsun. Bunun başında Ferda ayak. Merve tamam hadi gel içeri girelim kızım hadi lütfen. Bırak beni, beni bırak. Yalnız bırak. Yalnız bırak beni. Çekil. Sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan kalbini bir mektup gibi vuruşturulup fırlatılmış kendini kimsesiz verken unutulmuş hissediyorsan içindeki çocuğa sarı sana insanı anlatır. Bir çay yangını bu bütün.
hiçbirimiz masum değiliz, hiçbirimiz. Sağ ol hocam. Küçük hanımı okula yollarken epey zahmet çekiyoruz bu aralar. Bu aralar gitmek istemiyor. Kendisi minnacık ama onun da kendine göre büyük sorunları var. Ece'nin ne sorunu varmış ki? İşte anlatıyor bana arada. Arkadaşlarıyla sorunlar yaşıyormuş. Keşke bizim sorunlarımız da o kadar ufak olsa. Merve ile görüşeceğim bugün. Eğer kabul ederse onu eve getireceğim. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun Peri? Duru, Duru. Sakin ol, tamam. Bir saniye. Ya ben geçmişi unutmaya, sil baştan yaşamaya çalışıyorum. Sen ısrarla o Ferda denen kadını ve kuyruğundakileri bizim hayatımıza sokmaya çalışıyorsun. Derdin ne senin Peri? Benim hiçbir derdim yok. Merve de benim torunum. Ve bu eve onu geri getireceğim. Torunu mu diyor ya? O kızın annesi bizim annemizi öldürdü. Hala torunum diyorsun. Aklım almıyor. Gerçekten delireceğim şimdi ya. Annesinin hatalarını günahsız bir kıza yükleyemezsin. Ben kimsesiz bir şekilde ortada bırakmayacağım Merve'yi. Ayrıca o senin kuzenin. Benim kuzenim falan değil. Hiçbir şeyim değil o benim. Sen ne kadar inkar etsen de aranızda kan bağı var. Biraz daha vicdanlı olmak zorundasın Duru. Aramızda kan bağından, vicdandan bahsedebilecek en son insan sensin. Kendi kanından, canından olan bebeğini terk edip gitmişsin. Böyle duygulardan bahsetmeye hakkın yok. Abla, yeter. Anneannenin üstüne bu kadar gitmeye hakkın yok. Neden? Yalan mı söylediklerim? Geçmiş gitmiş. Yargılamak bize düşmez. Geçmişteki o hatalar yüzünden hepimizin hayatı kabus oldu ama. O yüzden yargılamaya hakkım var. Geçmişteki hataların yüzünden hepimizin hayatı alt üst oldu. Şimdi son kez söylüyorum. Ne Ferda'yı, ne kızını, ne Aras ve kardeşini değil görmek, adlarını bile duymak istemiyorum. Tamam mı? Son sözün bu mu? O kız bu eve girmeyecek. Madem bu hayatta bizi annesiz bırakacak kadar büyük bir bedel ödettiler, o zaman Merve de yalnız kalarak bedel ödeyecek. Son sözüm bu Peri. Ama benim son sözüm bu değil. Dinleyeceksin. Sen bedel ödemiş olabilirsin. Ama Merve senden daha ağır bir bedel ödedi. Sen annenin ölümüne bile dayanamazken o annesini yaşarken öldürdü. Sen bunu yapabilir miydin? Kendi kanını, canını, annesini gitti ihbar etti, hayatından söküp attı. Ne kadar canı yansa da cesur davrandı ve ihbar etti. Eğer bunu yapmasaydı şu anda annenizin katili dışarıda olacaktı. Merve'nin en az sizin kadar bu evde yaşamaya hakkı var. O yüzden bunları düşün, ondan sonra yargıla Merve'yi. Aslında gerilimi arttırmamak için konuşmak istemedim ama bana sorarsanız Duru haklı.
O kızın bu evde işi yok. Senin fikrini o kadar merak etmiyorum ki Fikret. Öyle mi? O kadını başıma siz bela ettiniz benim. Ya senin hiç suçun yok yani. Kadının yaptıklarını görüyorsun Şahin. Annesine intikam almak için beni kullandı. Kullandırtmasaydın o zaman. Aklını kullansaydın. Ama yok. Güzel bir kadın gördün ya. Ne çocukların kaldığı ne evliliğin değil mi? Sen anneanneme çamur atmadan önce üstündeki pisliği temizle istersen. Evet, bir klasik daha gerçekleşti. Güzel güzel yemek yemek yerine biz ailecek birbirimizi yemiş olduk. Bu arada ben Hacer'e söyleyeyim de bu kadar çok şey hazırlamasın. Atılıyor. İsraf, yazıktır. Görüyorsun değil mi Hacer? Ferda şu anda hak ettiği yerde ama... bıraktığı enkazın altından kalkamıyorum hala. Bu savaşı siz kazandınız Perihan Hanım. O enkazın altından da çıkacaksınız. Ve geride ne izi ne tozu kalmayacak. Zamanla her şey yoluna girecek. Kalmayacak değil mi? Haklısın. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Zaman. Siz nereye, şirkete mi gidiyorsunuz? En azından bugün evde kalıp dinlenseydiniz. Savaşta ezip geçtiğin düşmanın gözlerinin içine bakıp canını yakmadıktan sonra kazandığın zaferin ne anlamı var? Ufuk Bey merhaba. Ben sizden bir şey isteyeceğim. Aramızda kalmasını rica ediyorum. Tabii. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Ben bir tutukluyu temsil etmek istiyorum. Gidip kendisine bildirsen davasını alabilirsin. Biliyorum ama sanki böyle devlet göndermiş gibi olması lazım. Çünkü kendisine söylersem bunu kabul etmeyebilir. Ne yapabileceğime bir bakayım. Ufuk Bey bu benim için gerçekten çok önemli. Tamam Ayşem. Elimden geleni yapacağım. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Temsil etmek istediğim tutuklu Ferda Kendirci. Siz Perihan Hanım'ı temsil ettiğiniz için ben artık sizinle çalışamayacağım. İstifamı kabul etmenizi rica ediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldin abla. Ne haber Merve? İyi abla sen? İyi vallahi ne olsun. Ferda yok mu? Yok. Ufa mı çektireceksin? Evet ama Ferda çeksin. Alma Merveciğim ama daha güzel çekiyor. Gelecek mi dükkana? Bir iki işim var onları halledip geleyim olmazsa. Yok abla hiç gelmeyecek. Niye? İşi mi bıraktı? Aynen işi bıraktı abla. Niye ki? Çok kabiliyetliydi. Bir şey mi oldu yoksa? Yok. Bir şey olmadı. Üvey kardeşini öldürmüş de hapse girdi. Ben varım ama onun yerine. Hani arzu ediyorsan. Yoksa kapı orada. Aa, ben daha sonra geleyim. Öyle daha şey olacak. Sen hiç gelme. Öyle daha şey olacak. Yani yine söyleyemedin Şahin. Hayır. Ya bir türlü Uygun Han'ı yakalayamadım. O Uygun Han hiçbir zaman gelemeyecek herhalde. Belki de pişman olmuşsundur evlendiğimiz için. Hayır hayatım ne pişman olması yok öyle bir şey. Sadece Allah'ım şu an herkese karşı çok öfkeli. Yani şimdi söylersen bizi asla kabul etmez. Anladım.
söylemek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Farkındayım. Bunu senden istemeye hakkım yok belki ama yani ne olur sen de beni anla. Ya ailecek çok zor günler geçiriyoruz. Ben seni zor durumda bırakmak istemem tabii ki de. Ne yapalım, bekleyeceğiz. Tek çaremiz beklemek. Sen olmasan ne yapardım? Bunlara nasıl katlanırdım bilmiyorum. Sen bir de bana sor. Tüm bunların içinde iyi olan tek şey sensin. Ha, az kalsın unutuyordum. Neyi? Bu kart ihtiyaçların için. Sağ ol ama benim ihtiyacım yok. İpekciğim, abin hapishanede. Sen de çalışmıyorsun artık. Ya lütfen alır mısın kart? Hadi ama ya bunda çekinecek bir şey yok. Sen artık benim eşimsin. Lütfen şu kartı alır mısın sevgili karıcığım? İyi. Ha şöyle ya. Bak şimdi sen ne yap biliyor musun? Çık, gez, dolaş. İstediğin gibi alışveriş yap. Ben öyle tatlı karımın evde bütün gün oturup darlanmasını istemiyorum. Şahin. Ne o? Yokluğuma dayanamadın mı? Senin parmaklıklar ardındaki sefil halini zevkle izlemek için geldim. Merak etme, o sefil halimi göremeyeceksin. Çocukluğumda beni terk edip gittiğinde arkana dönüp bir baksaydın sefilliğimin dibini görürdün. Ama artık çok geç. Ben o zaman sadece annesini özleyen bir bebeği bıraktım. Ama şimdi kızını özleyen bir anneyi seyrediyorum. Sence hangisi daha acı Ferda? Kim bilir ne anlattın ona. Kim bilir ne yalanlar söyleyip beynini yıkadın. Valla çok zor olmadı. Sadece gerçeği söyledim. O da senden nefret etti. Sana benimle savaşa girme, kaybedersin demiştim. Sonuç? Kaybettin Ferda. Keşke anne sözü dinleseydin. Sen dinlemedin ve hak ettiğin yerdesin. Ama bak, Merve hiç sözümden çıkmıyor. O da hak ettiği yerde. Yani benim yanımda. Bu benim son görüşüm. Merve'nin de bir daha yüzüne bakmak isteyeceğini sanmıyorum. Hiç boşuna umutlanma anne. Ben buradan çıkacağım. Çıkınca da kızımı alacağım. Sen Merve için sadece kötü bir anısın artık. Hepsi o kadar. Hadi kalk gidiyoruz. Kızımı arayabilir miyim? Hadi yürü. Merve'ye bak. Annesi cezaevinde galiba. Anne. Bir sorsana Ferda'nın yanıyor. Merve. Merve. Efendim Dilek abla. Merve kızım, ben bir şeyler duydum ama doğru mu bilmiyorum. Ferda cezaevine mi girdi? Arası yok meydanda. Kız bunlar bir şeyler mi karıştırdılar? Ne duymak istiyorsun? Ne söyleyeyim sana? Ya şimdi seni böyle yürürken görünce bir sorayım dedim. Kendi aranızda yaptığınız dedikoduyu bana doğrulatmaya mı geldi abla? Ya yok be kızım, yani duyduklarım doğru mu diye sana bir sorayım dedim. Biz de üzüldük. Abla aşk olsun, bak yıllardır seninle komşuyuz. Bir kere kapıyı çalıp iyi misin demiyorsun. Burada dedikodumuzu yapıyorsun. Tamam, tamam kızım. Sormadım farz et. Pazar araştırması da yaptırdım. Sonuçlar gayet iyi. Medikal kozmetik alanına büyük girmek istiyorum. Yani aslında... Durum. Ben böyle şimdi konuyu bölüyor gibi oluyorum ama haberleri gördüm de. Aslında ilk olarak cilt bakım ürünleri diye düşünmüştüm ama... Yani biliyorsun o kadın daha önce bana da takmıştı ya kafayı. Ama makyaj malzemeleri de en az cilt bakım ürünleri kadar... Bak, gerçekten hani
Beni Allah korumuş, anladın mı? Bu çünkü kadın bildiğin ruh hastası ve bana zarar verebilirmiş ama Allah korumuş beni. Selma Hanım, ben sizi buraya aile meselelerimizi konuşalım ve dertleşelim diye çağırmadım. Lütfen toplayın kendinizi. Yoksa toplantıyı bitirmek zorunda kalacağım. Yok, gerek yok. Ya sonuçta bu böyle sıra dışı bir durum ya. Çok olağan, her zaman yaşadığımız bir şey değil. O yüzden aklın senin de oradadır diye düşündüm. Belki üstüne biraz konuşmak istersin, rahatlamak istersin diye konuştum. Yok. Benim aklım burada. Sizin de öyle olursa sevinirim. Tabii. Affedersin. Evet. Nerede kalmıştık? Yok. Bu sabah hiç havamda değildim. Ama merak etme sen. Bu gece uyumam, tamamlarım seni inşallah. Yarın da örüp bitiririm. Tamam. Haber edeceğim seni. Alo. Alo. Alo, kimsiniz? Merve. Kızım. Merve. Pardon, çok affedersiniz, pardon. Bir saat oldu, biz arayacağız. Arama artık beni. Yeter dedik sana. Yeter. Çek şu elini, benim canımı sıkma. Bir saattir bekliyoruz. Ver şu kartı. Ver dedim bak şu kartı. Ver ulan şu kartı bana, şu kartı. Ver ulan şu kartı. Ben yapma tek adam. Ben biliyorsun. Ben de biliyorsun. Ver ulan şu kartı. Ecelim için tadım gidip seni. Git buradan. Git. Kamil seni biliyor musun? Kimsin ulan sen? Neden farkındayım? Kimsin sen? Kimsin ulan sen? Kimsin ulan? Kimsin? Kimsin ulan? Kimsiniz? Bırak beni. Bırak ulan beni. Kimsiniz? Bırak ulan beni. Bırak ulan. Dedim. Bırak. Anlıcığım, sen başımıza bela olacaksın. Ama senin aklını başına getirmesini çok iyi biliriz. Hücreye gir de dünyanın kaç ucak olduğunu gör. Yürü! Yürü! Gel. Ha, Ufuk gel. Hoş geldin. Hoş bulduk Perihan Hanım. Geç otur şöyle, bir şey içer misin? Teşekkür ederim. Evet, seni dinliyorum. Aslında yeni bir gelişme oldu. Ayşem, Ferda Hanım'ın avukatı olmak istiyor. Kendisi mi istedi bunu? Evet, hatta atanması için yardımcı olmamı istedi. Sen ne yaptın? Yardımcı oldum. Zaten olmasam da gönüllü olarak katılabilir. Bunu sizin bilmeniz gerektiğini düşündüm. İyi yapmışsın. Selamlar. Ufuk. Sen burada mıydın? Bilmiyordum. Bölmüyorum değil mi? Estağfurullah. Ferda ile ilgili bir gelişme mi var yoksa?
Evet, bir gelişme var ve bu gelişmeyle ilgili nasıl bir yol izleyeceğimizi anlatıyordum Peri. Eğer izin verirsen. Tabii, ne demek? Ben de tam zamanında gelmişim. İyi oldu bu. Çünkü benim de dinlemeye hakkım var diye düşünüyorum. Karımı öldürmüş bir katilden bahsediyoruz değil mi? Buyurun, dinliyorum. Evet Ufuk. Öncelikle sanık tamiren cinayetten yargılanacak. Yani bilerek ve planlayarak öldürme suçundan. Yani böylece daha ağır bir ceza almasını sağlayabiliriz. Çok iyi. İnşallah hiçbir zaman çıkamaz o delikten. Peki Aras? Aras'ın durumu yardıma yataklık. Ancak bile isteye değil. Tamamen baskı altında, şantajla ve zorunlu bir yardım. Zaten ifadesinde de pişman olduğunu söylemiş. Daha hafif bir şekilde atlatacaktır. Anladım. Hazır Fikret de buradayken bir şey sormak istiyorum Ufuk. Şimdi Fikret, Ferda ile olan ilişkisini itiraf ettiğine göre... acaba kızımdan kalan mirasın iptali için bir şey yapabilir miyiz? Şaka mı bu? Perihan Hanım, ne diyorsunuz siz? Bu pek mümkün değil Perihan Hanım. Yani Berna Hanım ölmeden önce boşanma davası açsaydı belki. Ama işte zamanında bu bilgi kızımı öldürür diye saklamıştım ama engel olamadım. Ben yeni gelişme olsa size haber vereceğim Perihan Hanım. Tamam, mutlaka haber bekliyorum senden. En ağır cezayı alması için elinden geleni yap. Merak etmeyin. İyi günler dilerim. İyi günler Fikret Bey. İyi günler. Evet. Bu arada Perihan Hanım, benden kurtulamayacaksınız. Boş yere uğraşmayın. Şu anda işimin de ailemin de başındayım. Bana en son meydan okuyan kişinin hali ortada. İstersen bu kadar gevşeme Fikret. Hayır, ben size meydan okumuyorum. Sadece alış artık Peri diyorum, alış. Hiç yorma kendini İpek. Senin bir suçun olmadığını biliyorum. Ama bana abini hatırlattığın için seni de görmek istemiyorum. Ben gerçekten çok üzgünüm Perihan Hanım. Senin ya da benim üzgün olmam olanları değiştirmiyor ne yazık ki. Sizi tanımamayı o kadar çok isterdim ki. Ne olur öyle demeyin. Siz benim için o kadar şey yaptınız, ben sizi nasıl yok sayarım? Sayacaksın. Bence git kendine düzgün bir hayat kur ve mümkünse bir daha karşıma çıkma. Anneanne. Senin ne işin var burada? Telefonlarımı açmıyorsun, merak ettim. Ya pek konuşasım yok da. İçeri girebilir miyim? Tabii gel. Nasılsın diyeceğim ama. İyiyim. İyi olacağım. Ama bunu yaparken yalnız olmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Sağ ol. Ama yalnız olmak zorundayım. Bu benim anneme yaptığım şeyin bedeli. O şimdi hapse girdi. Ben de burada yapayalnız kaldım. Yalnız kalmadın kızım. Ben ne güne duruyorum? Ben hala annem için üzülürken senin yüzüne nasıl bakayım? Oralarda üşüyor mudur? Karnı aç mıdır? Diğerleri ona iyi davranıyor mudur diye düşünüyorum. Çok aptalım.
aptal değilsin. Sadece insansın. Hem de çok iyi bir insansın. Annen seni yetiştirirken nasıl bu kadar başarılı oldu aklım almıyor. Bunun aksini düşünmen sorun olurdu. Hadi kalk, evimize gidelim. Ailece hep beraber olalım, hadi. Buraya geldiğin için, beni merak ettiğin için teşekkür ederim. Ama gelmeyeceğim. Sanki oraya gelirsem anneme ihanet edermişim gibi geliyor. Bu arada benimle ilgilenmek zorunda değilsin. Yani sana onu hatırlattığımın farkındayım. Beni bir daha görmek istemezsen de anlarım. Sen bana anneni değil, kendi gençliğimi hatırlatıyorsun. O yüzden seni asla bırakmayacağım, senden vazgeçmeyeceğim. Benden kurtuluşun yok. Bu sağ tarafta küçük bir gülümseme mi belirdi acaba? Bana bir şey ikram etmeyecek misin? Bak kendin yemiş içmişsin ne güzel. Edeyim mi? Et tabii. Hadi kalk bir kahve yap bakalım şöyle anneanne torun içelim. Hadi. Ben de şuraları toparlayayım. Fincanı koyacak yer kalmamış. Yapayım. Sade benimki biliyorsun. Tamam. Hı. Yani bazen gerçekten her şey üstüme üstüme geliyor. Ev, ailem. Hatta bu şehir bile boğuyor beni. Böyle sanki kendimi bir kafeste sıkışıp kalmış gibi hissediyorum. O kafesten çıkmak senin elinde Duru. İstersen Amerika'ya dönüp okula devam edebilirsin. Seni yalnız bırakmam, ben de gelirim. O günler geride kaldı artık. Niye geride kalsın? Ya neden kendini eziyet edip istemediğin bir hayatın içinde yaşamaya çalışıyorsun? Çünkü o zamanlar annem vardı. Kardeşlerimin bana bu kadar ihtiyacı yoktu. Bu kadar fazla sorumluluğum yoktu. Annem ölünce dünya tersine döndü sanki. Doğru bildiğim her şey yanlış oldu bir kere. Güvendiğim, inandığım, sağlam sandığım ailem kumdan bir kaleymiş meğer. Dağılıp gitti. Onlar senin ailen. Peri de, baban da seni çok seviyor. Sadece hepiniz çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Evet. Bizi çok sevdikleri için bize kocaman yalandan bir dünya kurmuşlar, değil mi? Yok. Ben Şahin ve Ece dışında beni gerçekten seven birinin olduğuna inanmıyorum. Ben varım. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Seni yıllardır nasıl sevdiğimi biliyorsundur. Senle ben aslında çok iyi bir... Hakan. Benim hayatım şu an allak bullak. Sen de biliyorsun. Yani şu an böyle bir şeye hazır değilim. Ve uzun sürede olacağımı sanmıyorum. Geç olmuş. Kalkalım mı? Durağanım. 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 Durağanım.
alabildin mi? Aldın mı? Bir şey var mı? Merve'yi görmeye geldi demek. Tek derdin bu mu gerçekten Şahin? Ben sana diyorum ki anneannen senin yüzünü görmek istemiyorum dedi. Bir tanem, her şey çok taze. Ya zamanla düzelecek, inan bana. Sen merak etme, tamam mı? Nasıl etme ya? Bunca zaman biz ayrı mı kalacağız? Ya ayrı değiliz ki. Ya sen ne zaman istersen ben gelirim. Aynı şey değil Şahin, aynı şey değil. Ben seninle yaşamak istiyorum. İnan bana bir tanem. Gerçekten çok az kaldı. Abi bak. Resim çizdim, beğendin mi? Çok güzel olmuş Ececiğim. Sen geç, ben geliyorum. Tamam. Canım. Ben biraz Ece ile ilgileneyim. Sen de dinlen. Ya zaten yatmadan konuşuruz. Tamam. Öptüm seni. Ben de. Işığı. Kim kapattı lan ışığı? Elektrikler mi kesildi lan? Bu herifi öldürür ya da yaralarsan cezan artacak. Bilmiyor musun? Sana ne lan? He? Sana ne? İyi. Git vur. Hadi. Git vur. Artsın ceza. Kardeşinle daha çok yalnız kalsın dışarıda. O adam kim biliyor musun lan sen? Hı? Benim patronum, rakibinin adamı. Beni harcamaya geldi buraya. Ben onu temizlemezsem paket edecek lan beni. Başka türlü çöz mevzunu. Lan adam beni öldürecek. Başka türlüsü ne? Başka koğuş aldır kendine. Başka koğuş aldım kendimi. Sonra korktu kaçtı dizin arkamdan değil mi? Sor mu lan erkekliği bu? Ha? Başlarım lan senin erkekliğine. Derlerse desinler. Korkak olup kardeşinin yanında kalmak mı daha iyi? Yoksa salak bir abi olup cezaevinde çürümek mi? Ha? Hangisi? Davet etme hayatına. Aklını kullan lan, aklını. Sen aklını mı kullandın da buradasın lan? Ha? Ne oluyor burada? Olay mı var? Ne yapıyorsunuz? Yok, bir şey yok. Gelir gelmez ortalığı karıştırma. Benim canımı sıkma.
Hücre cezanızın kaldırılması için de dilekçe verdim Ferda Hanım. Bu ne hız avukat hanım? Daha dün bir, bugün iki. Yani ben işimi yapıyorum. Ayrıca Aras Sağlam'la da görüşeceğim. Benim söylediklerimi mi teyit edeceksiniz? Ya hayır, savunmanızı ortak kurmak istiyorum da. Böylesinin bizim için daha kolay olacağını düşünüyorum. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Sakıncası yok. Top sende. Benim için gerçekten çabalıyorsun. Neden? Ferda Hanım, benim işim bu. İşimi de en iyi şekilde yapmak istiyorum. Biliyor musun, gerçekten güveneceğim ben sana galiba. Yani eğer öyle iyi olursan sevebilirim de ki ben çok az insan severim. Güveniniz için teşekkür ederim. Benim şimdi gitmem lazım. Halletmem gereken şeyler var. Sizin giyecek başka kıyafetiniz var mı? Yok. İsterseniz size getirebilirim. Olur, çok sevinirim. Tamam, bir dahaki görüşmemizde size kıyafet de getireceğim. Görüşmek üzere. Avukat hanım. Ben sizden özel bir şey isteyebilir miyim? Tabii, buyurun. Efendim? Perihan Hanım, avukat Ayşem Hanım burada sizinle görüşmek ister. Tamam, bekletme, al içeri hemen. Evet. Gel Ayşem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ikram edebilirim sana? Bir şey içmeyeceğim, teşekkür ederim. Burada davalı Ferda Kendirci'nin avukatı olarak bulunuyorum. Sizin tabii bundan haberiniz vardır zaten. Bu söyleyeceklerimi avukatınıza bildireceğim ama size de şahsen söylemek istedim. Avukatınızın müvekkilime tahammüden cinayet suçlaması yapacağını öğrendim. Oysa gerçekte olan kazara adam öldürme. Sana gerçekten çok acıyorum, biliyor musun? Benim hakkımda ne düşündüğünüzle ilgilenmiyorum. Onun yanında durursan Ferda'nın seni seveceğini sanıyorsun. Yazık. Çok yazık. Öyle bir beklentim yok. Hatta kendisine annem olduğunu bildiğimi bile söylemedim. Peki sorabilir miyim? Neden yapıyorsun bunu Ayşem? Çünkü adalet diye bir şey var Perihan Hanım. Ben sadece güçlünün karşısında, zayıf olanın yanındayım. Hepsi bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir gelişme olursa avukatınız benimle iletişime geçebilir. Ayşem. Dövme yaptırmışsın. Evet. Akrep dövmesi. Bu sadece bir dövme Perihan Hanım. Bence akreplerden bu kadar korkmayın. Yoksa korktuğunuz şey başınıza gelebilir. Ne istiyorsun? Bir kağıt kalemin var mı? Allah'ım çattık ya. Kağıt kalemi ne yapacaksın? Hayatını mı yazacaksın? Ya bir şey yazıp vereceğim hemen. Bekle. Bu olur mu? Olur, olur. İyi. Kalem? Al. Merve, vallahi içim şişti. Bu ne ya?
Oturacak mısın bütün gün böyle? Siz ne yapmamı istersiniz İpek Hanım? Yani ne bileyim, bir kalk artık, bir kendine gel. Çıkalım bir şeyler yapalım, alışveriş yapalım, kendimize bir şeyler alırız. Tabii. Tabii olur İpekçim, alışverişe gidelim. Hatta ne yapalım biliyor musun? Hazır böyle çıkmışken kendimize şöyle güzel yeni bir aile de alalım. Yanında da böyle ömür boyu mutlu bir hayat alırız. Oh, tadından yenmez. Aa, ama kredi kartına taksitle almak lazım. Şimdi peşinle uğraşamayız. Komik misin sen? Şimdi espri mi yaptın yani? Ya aslında sen komik misin İpek? Alışverişe gidelim. Neyle alışverişe gideceğiz? İşimiz yok, gücümüz yok. Hayır, bir yerden para falan bulduysan söyle, ben de bileyim. Ayrıca benim çıkasım falan yok. Sen kendin gidiyorsan git. Ben ne yapayım peki Merve? Evde tek başıma bir koltukta oturuyorum, gidiyorum bir de diğer koltukta oturuyorum. Artık düşün düşün, kafayı yiyeceğim ya. Düşünme o zaman İpek. Benim yaptığımı yap. Böyle saatlerce bön bön ekrana bak. İyi geliyor. Hiçbirinizle uğraşamayacağım gerçekten. İnanamıyorum sana ya. Böyle bir durumda bile kendini düşünüyorsun. Kendimi düşüneceğim, seni mi düşüneceğim? Bunca derdin içinde bir de seni mi dert edineyim İpek? Ya git kendi ne yapıyorsan yap ya. Bana bir huzur ver, sen kendini ne yapıyorsan yap. İyi, sen de burada böyle otur, kendini acı, olur mu? Olur, olur İpek. Yarabbim ya. Ya. Ece onunla vakit geçireceğimizi duyunca çok sevinecek. Bence de. Hiçbir şeyden haberi yok ama yine de kötü bir şeyler olduğunu hissediyor bence. E tabii. O kadar çok şey yaşadık ki istemeden de olsa ihmal ettik onu. Sinemaya mı götürsek onu? Yani sanki çok güzel bir animasyon film vardı. Olabilir. Ama asıl en çok neye mutlu olur biliyorsun değil mi? Parka gitmeye. Aynen. O zaman parka gidiyoruz. Merve, nasılsın kızım? İdare eder. Sen nasılsın? Vallahi pek iyi sayılmam. Sana bir haber vermek için aradım. Ne haberi? Anneme bir şey mi oldu? Yok yok, annen iyi. Ayşem, annenin avukatı olmuş. Ne? Gözlerinizin rengini ortaya çıkardı. Çok yakıştı size. Evet, ben de beğendim. Bunu da alıyorum. Diğer aldıklarınızı yanına bırakıyorum. Başka bir ihtiyacınız var mı? Yok gibi. Hoş geldiniz. Merhabalar. ...12.799 lira. Buyurun. Taksit ister misiniz? Yok, hayır. Gerek yok. Çifrenize girebilirsiniz. Şifrenizi hatalı girdiniz. Hemen gireyim bir daha. Bu kart size ait değil sanırım. Kimliğinizi görebilir miyim? Evet, evet. Yani şey, bu eşimin kartı. Biz yeni evlendik de ben daha değiştiremedim kimliğimi. Bir sorun mu var? Hanımefendinin eşinin kartıymış ama kimlik gösteremiyor. Tamam, sen içeri git. Ben hallederim. Ya ben öyle birden alışverişe çıkınca, aslında Şahin'in haberi var. Yani bana istediğin kadar harcayabilirsin dedi.
Tamam, siz hiç merak etmeyin, hallederiz. Ama bütün aldıklarınızı tekrar kasadan geçirmemiz gerekiyor. Zamanınız var değil mi? Evet, evet var, beklerim. Ha, geldi bizimki. Ama tutsana şunu ya. Prenses. Abicim. Tatlım. Oh. Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Parka. Oley. Şahin Gürsoy'un telefonu. Buyurun. Merhabalar. Şahin Bey ile konuşabilir miyim? Kardeşim yanımda şu an. Şahin Bey'in kartından yüklü bir alışveriş yapılmış. Bilgilendirmek için aramıştım. Muhtemelen çalınmıştır. Siz kapatır mısınız lütfen? Ben kardeşime bilgi vereceğim. Tamamdır. Kapatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Tamam, teşekkürler. Abla, gerçekten parka mı gidiyoruz? Bana sürpriz mi yaptınız? Evet tatlım, gerçekten parka gidiyoruz. Çok sevindim, biliyor musun abla? Sizi çok seviyorum. Canım benim, biz de seni çok seviyoruz. Hadi gel bakalım, binelim. Bak ne güzel hayat, hep kucakta. Kemerimizi de takalım. Şunu da koysam. Ver abi. Tamamdır, gidiyoruz. Şahin, bankadan aradılar. Kartını mı kaybettin sen? Biri yüklü bir alışveriş yapmaya çalışmış, ben de kapattırdım. Abla ne yaptın ya? Niye? Bir dakika anlatacağım. Allah Allah, Şahin ne oluyor? Alo, İpek neredesin? Şahin neredesin sen? Deminden beri arıyorum, telefonum hep meşgul. Alışverişe çıktım ben senin verdiğin kartla da beni burada hırsızlıkla suçluyorlar. Başıma da bir tane güvenlik diktiler. Tamam, tamam. Sen neredesin? Söyle, geliyorum hemen. Nişantaşı'ndayım. Karakolu geçtikten sonra. Tamam, tamam İpek. Korkma sakın, hemen geliyorum. Senin kartının İpek'te ne işi var Şahin? Abla bak, sonra anlatacağım tamam mı? Sen Ece'yi al, parka git, ben geleceğim. Olmaz, biz de geliyoruz. Abla lütfen. Biner misin? Of. Sen niye geldin? Kavga etmek ya da barışmak gibi bir derdim yok, merak etme. Derdin ne o zaman? Annenin giyecek kıyafeti yok. Eğer onu ziyaret edeceksen... Etmeyeceğim. Ama sen ezeceksen mani olma. Geç içeri. Ne istiyorsan al götür. Anneciğine. Terlik alabilir miyim? Neresi? Şurası. Soldaki. İyi de burada bir şey yok. Olanları al. Küçük bir cinnet anında hepsini yaktım da. Peki valiz gibi bir şey var mı? Var benim odamda. Sağdaki. Avukat olmamışsın onun. Bakıyorum da burada haberler çabuk yayılıyor. Anneannem söyledi, sakıncası mı var?
Yok. Sen öyle kahraman rollerine mi bürünüyorsun? Vay be. Annesini bataktan kurtaran hayırlı evlat. Kahraman ya da hayırlı bir evlat olmak gibi bir derdim yok. Savunmasının yapılması gerekiyordu. Ben de yapıyorum. Sen ortaya kendini gönüllü olarak atmasaydın devlet zaten birini atardı ona. Farkındaysan savunduğum senin annen. O benim annem değil. Hı, peki. Ama çok istiyorsan al hayrını gör yeni annenin. Merak etme ben size karışmam. Hiç rahatsız etmem. İkiniz de yokmuşsunuz gibi çok mutlu yaşarım. Benim bir annem var zaten Merveciğim. Annem bana iletmeye için bir şey söyledi mi? Söylemedi. Eğer annenden bir şey duymak istiyorsan onun ziyaretine git Merve. Eşim geldiğinde bu yaptıklarınızdan utanacaksınız. Hanımefendi, kusura bakmayın ama prosedür gereği bunu yapmak zorundayız. Lütfen yanlış anlamayın. İpek? Şahin. Bir şey söyler misin şu insanlara? Biz evliyiz, bu eşimin kartı diyorum, inanmıyorlar bana. Şahin ne diyor bu kız? Evlendiniz mi? Şahin doğru mu duydum diyorum. Gerçekten evlendiniz mi? Evet abla. Evlendik. Demek gidip İpek'le evlendin ha? Şahin sen aklını mı kaybettin? Evet evlendim. Aklım da yerinde. Sadece aşık oldum hepsi bu. Aşık oldum diyor ya. Ay delireceğim. Asla olamaz böyle bir şey. Kabul edilebilir bir şey değil bu. Şahin, aklım almıyor. Ya sen nasıl gizli kapaklı işler çevirip düşüncesizce hareket edebilirsin? Gizli kapaklı. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? Kandırılmak nasıl bir duyguymuş? Ben en azından sadece kendi hayatımla ilgili olan bir şeyi gizledim. Sizin kadar düşüncesiz olmadım. Tamam oğlum, ben seni anlayabiliyorum. Yani gençlik heyecanıyla bir hata yapmışsın ama bu dönüşü olmayan, çözülemeyecek bir mesele değil. Konuşarak bu meseleyi halledebiliriz. Neyi hallediyorsun baba? Duymuyor musun ne dediğini? Ya Şahin, sen nasıl öyle bir kızı kabul edersin? Onun abisinin annene yaptıklarından sonra hiç mi için sızlamadı? Nasıl atarsın o imzayı? Bravo anneanne, bravo. Senin için sızlamadı mı? Daha dün Merve bu eve gelsin, annesinin yaptıklarından dolayı onu sorumlu tutmayalım diye ablama nutuk atıyordun. Aynı şey değil. Merve benim torunum. Aynı şey. İpek de benim karım. Nasıl Merve'yi annesinin işlediği suçtan sorumlu tutamıyorsak, İpek'i de abisinin yaptığı kötülükten dolayı sorumlu tutamayız. Yok. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Tamam bir dakika, bir dakika. Sakin olun, bu kadar yüklenmeyin. Tamam, panik olmayalım. Ben yanlış hatırlamıyorsam belli bir süre içinde başvurursan nikah iptali yapılabiliyormuş. Bir avukata danışmak lazım bunu. Hadi ya, öyle mi? Ama ben nikah iptali falan yapmıyorum. Ben İpek'i çok seviyorum. Eğer böyle bir şey varsa yapacaksın. Ya da gidip boşanacaksın. Yok, boşanmayacağım. Şahin, ya böyle bir karar için, yani bir evlilik kararı almak için gerçekten çok gençsin. Bu olmaz böyle. Yani İpek için de, senin için de en doğrusu bu ilişkiyi bitirmeniz. Boşu boşuna konuşmayın. Ne olursa olsun ben İpek'i bırakmayacağım. Bunu kabullenin. Yok yok, anlaşıldı yani. Abisiyle kız kardeşi gözünü boyamışlar. Tuzağa düşürüp kandırmışlar. Tabii amaç abisine karşı bizim daha merhametli olmamız herhalde. Ne diyorsun sen ya? Abisiyle ilişkini kesti. İpek abisiyle bir daha görüşmeyecek. Ziyaretine gitmeyecek. Adını bile bir daha anmayacak. Ayrıca ben senin gibi değilim. Beni kendinle karıştırma. Ben kimsenin kuklası olmam. Bağırma Şahin. Kuzum. Güzelim, ne oldu? Niye öyle oturuyorsun? Onlar bağırdıkları için.
Onlar bağırdıkça hem üzülüyorum hem de çok korkuyorum. Evet ama onlar şu an çok üzgünler. O yüzden bağırıyorlar. Hayır. Üzülmek böyle bir şey değil. Nasıl peki? İnsanlar üzülünce bağırmaz, ağlar. Demek ki ağlamakla geçmiyormuş onların üzüntüleri. Onlar annem için üzülüyorlar değil mi? Gel bakayım buraya. Ay. Evet, çünkü anneni çok özlüyorlar. Çok üzülüyorlar. Ben de annemi çok özlüyorum. Hem de çok. Hatta biliyor musun? Ne? Annem okula da geliyor. Her annemi okulun kapısının arkasında gördüğümde ona doğru koşasım geliyor. Ve her ona koştuğumda önüme başka birisi çıkıyor. Ve sonra annem gidiyor. Sonra da annemi kaybediyorum. Hocam. Efendim? Annem daha geri dönmeyecek değil mi? Hayır. Dönmeyecek kuzum. Denedim ayrılmayı ama yapamadım. Olmadı. Çünkü İpek'i çok seviyorum. Birini seven tek kişi sensin yani, öyle mi? Bizim kalbimiz yok çünkü. Ya ben hayatımda ilk defa aşık oldum ya. Benim içim acımadı mı zannediyorsun? Buna rağmen arası söküp attım hayatımdan. Sen neden yapamıyorsun aynısını? Çünkü o suçlu. Vicdanı rahat etmediği için söküp attım. Ama İpek suçsuz. Eğer böyle bir durumda onu bıraksaydım, o zaman benim vicdanım rahat etmezdi. Şahin, şunu aklına iyice sok. İpek bu evden içeri adımını dahi atmayacak, anladın mı? Öyle mi? Tamam o zaman. Madem İpek bu eve giremiyor, ben onun yanına giderim. Şahin. Şahin, nereye gidiyorsun? Şahin. Başka anlatmak istediğin bir şey var mı bana? Yok. Polise verdiğim ifade dışında sana söyleyecek bir şeyim yok. Her şey orada belirttiğim gibi. Ferda Hanım'la Berna Hanım kavga etmişler. Berna Hanım ağız alamayacak laflar etmiş. Ferda Hanım buna dayanamamış, tokat atmış. Berna Hanım dengesini kaybedip yere düşünce kafasına vurmuş ve ölmüş. Sen neden yapıyorsun bunu? Neyi? Peri Hanım mı gönderdi seni? Hayır. Tam aksine gelmemem için elinden geleni yaptı. Neden? Seni Ferda'ya karşı kullanmak istiyordu. Ne değişti? Perihan Hanım kendi çıkarlarına göre hareket eden bir kadın. Ben de artık onun istediklerini yapmak istemiyorum. Amacın ne peki? Ne yapmaya çalışıyorsun? Konumuza geri dönelim mi? Sana doğruları söylememi istiyorsan sen de bana doğruları söyleyeceksin. Tamam. 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 Otur anlatacağım. Tamam. Biliyorsun ben onun kızıyım yani Ferda Hanım'ın. Bazı insanlar kötülüğün tercih olduğunu söylerler ama Ferda Hanım'ın, yani annemin bile isteye kötülüğü seçtiğini düşünmüyorum ben. Ona kötülükten başka bir seçenek bırakmamışlar bence. O senin kim olduğunu biliyor mu peki? Söyledin mi ona? Hayır, söylemedim. Ama kim olduğumu biliyor. Beni çocukluğumdan beri takip etmiş. Yüzleşmediniz yani? Hı-hı.
cesaret edemedim. Bak Ayşem, ben onu herkesten daha iyi tanıyorum. Yaptıklarını gözümle gördüm. Ferda'dan uzak dur. O sana sadece zarar verir. Şahin ne oldu? Çok mu kızdılar? Bu valiz ne için? Bir tanem, sakin ol. Her şeyi anlatacağım, tamam? Uf ya, belliydi zaten en başından beri böyle olacağı. Peki. Senin giremediğin evde benim de işim yok, tamam? Gelebilir miyim? Ya, tabii tabii, gel. Peki. Sen ya? Ne yaptın? Beyefendi kusura bakmayın. Sen ne kusuru ya? Kim ödeyecek bunu şimdi? Bunun bizim kusuru mu var? Bizim masrafları karşılarız. İyi oldu. Gel vur. Bizim masrafları karşılarız. Telefonunuzu verin. Biz onu halledeceğiz. Ya hanımefendi neden bahsediyorsun sen? Fren. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi ambulans yok mu? Yardım ambulans. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. Bir açılalım, açılalım, açılalım. Hadi kalk. Yaklaş. Aklın başına geldi mi? Sesin çıkmadığına göre sevdim burayı sen. Çok. Anlaşıldı. Sen daha buraya çok geleceksin. Nuru. İyi misin? Çok korktum kaza yaptığını öğrenince. Önemli bir şey yok. Geldiğin için sağ ol. Niye saçmalama? Böyle bir durumda seni yalnız bırakır mıymış? Evdekileri arayıp boşu boşuna meraklandırmak istemedim. Bu da bitti zaten. Çıkarırlar beni birazdan. Beni eve sen götürür müsün? Doğru, tabii ki götürürüm. Duru Hanım, tahlil sonuçlarınız geldi. Kızım serum bitmiş, çıkartabilir misin? Önemli bir şey var mı? Röntgen sonuçları temiz. Sadece tansiyon düşük olduğu için biraz endişelendik. Kan tahlili yaptırınca sebebini anladık. Sanırım gebelikten kaynaklanıyor. Gebelik mi? Haberiniz yok muydu? Bir ultrasonla bebeği de kontrol ettirirseniz iyi olur. Peki, tekrar geçmiş olsun. Çıkışınızı yaptırabilirsiniz. Sağ ol. Bu gece uyumayacağım. Şu fırsat vermeyeceğim. Ne kadar uyumadan duracaksın? Bu gece son. Yarın koğuş değiştireceğim. Ha. En iyisini yapmışsın. Eyvallah. Az kalsın bir manyaklık yapıyorduk. Sayende ucundan döndüm. Sana iyilik borçluyum. Dışarıda bir şeye ihtiyacın olursa yanındayım. Sağ ol. Ama bir şeye ihtiyacım yok. Bu iş öyle olmuyor işte. Dışarı çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Eyvallah.
Eyvallah. Merve. Hah, anneanne. Ben sana bir şey soracaktım da. Söyle canım, dinliyorum. Annem Ayşem'in kızı olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Tabii ki biliyordu. Bilmiyorsa niye bu kadar sinirlensin biz buluşacağımız, görüşeceğimiz zaman? Niye bu kadar tepki göstersin? Tabii ki biliyordu. Ama ne bileyim, sen bir şey biliyor musun? Emin misin bildiğinden? Evet canım, eminim. Ara ara görüyormuş onu. Ayşem geldi bugün buraya. Bizim eve. Annemin eşyalarını topladı. Belli ki iyi çocuğu oynuyor. Araları çok iyi herhalde. E tabii. Kızının onu savunuyor olması Perda'yı mutlu etmiştir. Vay be. Demek ki annem bu yüzden bu kadar tehlikeli sularda yüzüyordu. Ne de olsa bir kız daha var. Beni kaybedeceğini bile bile bana bu yüzden yalanlar söylüyordu. Biri gider, diğeri gelir değil mi? Bak Merveciğim, aslında seni üzmek istemiyorum ama ne olur, bak şöyle düşün. Şimdi sen orada tek başına acı çekerken o diğer kızıyla bir oldu kendini kurtarmaya çalışıyor. Gör artık bunları. Ne olursun bak, daha fazla yıpranmanı istemiyorum. Bu gece şöyle güzelce bir otur düşün ve kendin için doğru bir karar ver. Eziyet çekme kızım tek başına orada, tamam mı? Yani ben kapatıyorum, tamam mı? İyi geceler. Dur kapatma. Senin İpek'le Şahin'in evliliğinden haberin var mıydı? Ne? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Babasından nefret ettiğim bir bebeği nasıl doğurabilirim ki? Ama bir yandan da düşününce onun hiçbir suçu yok. Ama doğurursam Aras bebeğin ondan olduğunu bilecek ve hayatım boyunca onunla aramda bir bağ olacak. Ben bunu istemiyorum. Bilmek zorunda değil. Nasıl yani? Bebeğin benden olduğunu söyleyebiliriz. Bakan yok, olmaz. Yani ben böyle bir şeyi isteyemem senden. Duru. Bak, bazen beni çok havai bulduğunu biliyorum. Ama sana ne olursa olsun yanındayım derken ciddiydim. Sana söylediklerimin her kelimesi doğru. Seni çok seviyorum. Ve ne olursa olsun buradayım. Hakan ben... Ben düşündüm. Hemen evleniriz. Bebek doğar ve herkesi babasının ben olduğumu söyleriz. Bir yaşına falan geldiğinde de boşanırız istersen. Ama bakarsın seversin beni o zamana kadar. Merve. Bir dakika. Sen gerçekten burada mı yaşıyorsun? Sizin bu evlilik olayı ciddi mi yani? Evet, ne olacak? Sen de mi koyacaksın yoksa postayı Merve? Ay vallahi hiç boşuna uğraşma, biz zaten yeterince doluyuz. Ya bir boş boş konuşma İpek. Sen bana şimdi böyle nefretle bakıyorsun ama ben sana gerçekten saygı duydum. Yani böyle yalansız dolansız entrikalar çevirmeden sevmek de varmış demek ki hayatta. Helal olsun.
Tebrik ederim ikinizi de. İyi geceler. Merve. Teşekkür ederim. Kıyafetlerinizi getirdim yani bulabildiklerimi. Asıl istediğimi getirmemişsin. Hayır, getirdim burada. Aras. Ziyaretçim var. Kardeşim mi? Yok, başka bir kız. Niye geldiğimi merak ediyorsundur. Kardeşimi İpek'le evlendirme planın işe yaramayacak. En ağır cezayı alman için elimizden geleni yapacağız. Bu işten bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Kurtulmak gibi derdim yok zaten. Sana, ailene, ne yaptığım, ne kadar acı verdiğimin farkındayım. Başıma gelecekler de razıyım. Ama İpek'in bunların hiçbirinde suçu yok. Şahin'le evlendiğinden benim de haberim yoktu. O evlilik devam etmeyecek zaten. Sonrasında da İpek'in ne olduğu umurumda bile değil. Ama bizimle olmayacağını söyleyebilirim sana. Ben senin yaptıkların yüzünden ne kadar acı çekiyorsam o da çekecek.
hayatımıza hiç girmemişsiniz gibi devam edeceğiz. Hiçbir iziniz bile kalmayacak. Bütün söylediğiniz o yalanlar, bütün aldatmalar, hepsini unutacağız. Ben sana hissettiklerimle ilgili hiç yalan söylemedim. Ben söyledim ama. Başta değişik geldin. Farklıydın. Ama zaten sıkılmaya başlamıştım seninle. Bu yüzden kendime yeni bir hayat kuracağım. Bebeğimle birlikte. Bebeğimin babası Hakan. Ve biz yakında evleneceğiz. Kardeşine söyle, beni ona zarar vermek zorunda bırakmasın. Kendi isteğiyle çıksın hayatımızdan. Ne dediğinin farkında mısın Ufuk? Nasıl basit bir cezayla kurtulabilir? Benim kızımı öldürdü o. Ömür boyu o hapiste çürümesi lazım. Peri Hanım haklı. Bak Ufuk, öyle basit bir cezayla kurtulamaz, tamam mı? Peri Hanım, Fikret Bey, lütfen biraz sakin olun. Karşı tarafın avukatının savunması kazayen ölüm üzerine. Biz tüm gücümüzle bu olayın teamüden cinayet olduğunu kanıtlamaya... Daha nasıl kanıtlanacak ya? Belli değil mi? Her şey apaçık ortada. Sıyrılmak için kazaydı diyorlar. Ben karşı tarafın hazırladığı dosyaya göre karşılaşabileceğimiz ihtimalleri size söylüyorum Fikret Bey. Ya bana ihtimallerle gelme Allah aşkına Ufuk. Ne ihtimali? Ya senin karşı tarafın avukatı dediğin kız Ayşem. Senin yanında çalıştı bu kız. Deneyimsiz genç bir avukat. Hallet artık bunu. Hallet lütfen, bana başarısızlıkla gelme. Ferda o hapisten çıkamayacak. Ya hayır ya, hapisten çıkarsa gene bize musallat olacak. Ya kurtulamayacak mıyız bu beladan ya? Yok, çıkamayacak. Çıkmayacak oradan o. Bunu ya sen sağlarsın ya ben sağlarım. Daha neyi bekliyorsun anlamıyorum ki. Beni ilgilendirmez. Cezaevinde fazla kalmayabilirmiş. O yüzden acele et. Bitir işini. Senin doğru bir karar vereceğinden hiç şüphem yoktu zaten. Ait olduğun yerdesin. Gel.
Çok düşündüm. Sen haklıydın anneanne. Olanların vicdan azabını niye ben çekip kendimi cezalandırıyorum ki? Suçlu olan o. Ve ben doğru şeyi yaptım. Şimdi o diğer kızıyla geçiremediği yılların acısını çıkarsın. Çünkü ben artık onu değil, sadece kendimi düşüneceğim. İşte benim torunum. Merve. Tekrar hoş geldin. Ailemiz yeniden bir arada olacak. Şahin de dönecek eve. Bu zor günleri beraber atlatacağız. Hacer. Efendim. Hadi Merve'nin eşyalarını odasına yerleştir. Yardım et. Tabii ki. Canım benim. Hadi gel. Salona geçelim biz. Annem mi? Beni annem mi öldürüyor?